Merhaba, benim ismim Asya. Ben 23 yaşındayım. Yeve yeni bir şarkıcıyım. Özel bir çocuk olmasaydı asla şarkıcı olamazdım. Sözüme şuradan başlamak istiyorum. Şarkı söylemeyi çok severim ve amaçlarıma ulaşabilmem için birçok zorluk yaşadım. Anne babamın ikisi de deneyimli doktorlar. Benim de büyüyünce hekim olacağımı hayal etmişler. Tamamen bu hayalle yaşamışlar. Her akşam hepimiz evde buluşunca benim geleceğimi, bir doktor olacağımı, konferanslara katılacağımı, hastaları nasıl tedavi edeceğimi, insanların bana nasıl teşekkürler edeceği konusunda düşünüyorlardı. Tabii bunların hiçbiri beni ilgilendirmezdi. Anne babamın bu planını bozarak beklentilerini boşa çıkardım. Benim bu davranışım onlar için bir hayal kırıklığı oldu. Bitmez kavgalar başladı. Beni nasıl kandıracaklarını bilmiyorlardı. Ben de onların beni anlamaları için çabaladım. Çocukluğumdan beri ünlü bir şarkıcı olarak sahneye çıktığımı, insanların beni alkışladıklarını, en önemlisi de ünlü insanlar ve sevdiğim şarkıcılarla aynı seviyede bulunacağımı hayal ederdim. Anne babam kendi fikrimden dönmemi istediler. Hatta bütün bu yıllar boyunca biriktirmiş olduğum müzikle ilgili materyallerimin hepsini yok ettiler. Ama pes etmeme kararı alarak şarkıcılık kursuna kayıt oldum. Bunu öğrenince kesinlikle şarkı söylememi yasakladılar. Çok üzüldüm, ağladım. Her şeyi içimde tutmamak için bağıra bağıra şarkı söyleyerek sakinleştim. Şarkı söylememi bütün apartman duyardı. Bir gün babam herhangi bir şekilde şarkıcı olma hayalimi kabul etmiş oldu. Fakat annem razı olmadı. Bu sihirli olay ortaya çıkıncaya kadar annem kendi dediklerinden vazgeçmedi. Yürüme yeteneğine sahip olmayan küçük bir çocuk komşuluk ediyordu. Çocuğa yardım amacıyla hayırseverlik konseri düzenlendi. Herhangi bir şekilde yardım etmek isteyen insanların hepsi konsere gittiler. Anne babam da oradaydı. Çeşitli gösteriler, oyun ve danslar düzenlendi. Programın en sonunda hepimizin sevdiği sanatçı kız şarkı söyleyecekti. Meğerse bir yerini çarpıp incitmiş ve bu yüzden etkinliğe gelememiş. Bu olay anneme kendi hayalimi göstermek için büyük bir imkan sağladı. Ünlü şarkıcının yerine şarkı söylemeyi teklif ettiğimde düzenleyiciler çok sevindiler. Sahneye çıkıp anneme baktım ve şarkı söylemeye başladım. Herkesin hoşuna gitti. Hatta babam benimle birlikte söyledi. O kadar zevkle söyledim ki milletin ayakta alkışladığını bile fark etmemiştim. Annemin gözlerindeki mutluluk gözyaşları her şeye değerdi. Sevinçli ve gururluydu. Sonuçta annem benim seçimimi kabullenerek iyi bir öğretmen bulup hayalim için çalışmamı sağladı. Arkadaşlar, isteklerinizden asla vazgeçmeyin. Mücadele edin ve hayallerinizi koruyun. Her şeyi başarırsınız. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.